Zafer Bey, sağ olsun, kendisi teklif almış. Daha bir işgal etmemiz gereken bir yerde yapardım. Yani 3 saat daha konuşurum da halkımız hazır dedi, ben ilk konuşmacı olacağım. Peki dedim, mahsur dinleyeceğim. Bana da zaman kalacak mı? Kalkar, merak etme dedi. Fena değildi performansı değil mi? Aslında iyi bir konuşmacıydı Zafer Bey. İyi bir konuşmacıydı. Ve bugüne kadar yaptığımız da aslında sosyal projelerin içerisinde özellikle kariyer etkinliklerinde kendisine çok aktif bir rolü olmuştur. Yani hem ben kendisini tanıdığım süreç içerisinde düzgün bir profesyonel ve aynı zamanda iyi bir sosyal liderliğe sahiptir. Evet, bugün burada olmamızın aslında iki tane sebebi var. Bir tanesi iletişim ve network, az önce Zafer Bey süper bir şekilde bahsetti. İkincisi de dediler ki, yani Zafer Bey dedi ki, abi PM'ye gideceğiz, buna da uygun bir konsept bulman lazım, yani bir şey anlatacağız. Dedim ki, benim anladığım tek şey, yani var ya, kariyer danışma, insan, işe alım. Ne yapacağız bunlar? Buna bir tane kod uydurman lazım. Anlaşılmadı ya, istiyor yani. Buna bir tane kod uydurman gerekiyor dediler. Ne yapacağız? Dediler ki, sen bunu işte proje yönetim falan bir şeyler ayarla. İçinde geçsin. Dediğim gibi, peki ne yazacağız? Bu arada akşam yemeği yememiz, ikimiz oturuyoruz, masada konuşuyoruz. Peki dedim ki o zaman, hani ne yapalım, iş arama sürecine gelmiş arkadaşlarla ilgili bir şey anlatayım, bir şeyler konuşayım. Belki hani ilgilerini çeker falan da. Dedi, tamam, öyle yapalım. O zaman dedim ki, kariyer ve iş değiştirme süreçlere yönelik proje yönetim yaklaşımı olsun. Allah'tan biraz proje yönetimden anlıyorum da kıvırma şansı var şimdi. Evet, aslında bugün konumuz kariyer ve iş değiştirme süreçlerine yönelik bir bakış açısı. Ben Can Büyükalkan, elektronik mühendisiyim. Kendi kariyerime Netaşa ile AG mühendisi olarak başladım. Daha sonra sırasıyla Comnet, Siemens, Coltex, Centin gibi şirketlerde genel müdürlük yaptım. Ve ardından da kendi girişimimi kalıpları başka ortaklarla birlikte kurduk. Dolayısıyla şimdi orada hem girişimciliği hem de yönetim danışmanlığını gerçekleştiriyorum. 2012'den itibaren aktif olarak insan ve insan potansiyeline odaklandık ve bu anlamda iş geliştirmeye başladık. Kendi çalışma yaşam döngüm içerisine baktığım zaman 4 tane iş değiştirmişliğim, 2 tane kariyer değiştirmişliğim var. Dolayısıyla hani kendim üzerinden de bir şeyler anlatabilecek durumdayım. Proje yönetimim de birazdan modelleyerek ben size bir şeyler anlatacağım. O model içerisinde proje yönetimini, dolayısıyla stratejik bakış açısını az önce bahsettiğimiz, liderliğin 5 temel özelliğini sizlerle de paylaşıyor olacağım. Çünkü... tabii, kapsayalım bayağı atarak atarak. Bakarız ne kadar sıcak oluyor, öyle diyelim. Şimdi bu kariyer aktivitelerine, yani bugüne baktığımız zaman işte 23 senelik kariyer deneyimimi harmanlayaraktan İngilizce CTM, Career Transition Management, Türkçesi de kariyer ve iş değiştirme süreçlerine proje yönetimi bakış açısıyla kilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya gayret ediyor olacağım. Projenin, daha doğrusu proje yönetiminin dinamiklerine baktığınız zaman bir yerden planlama, daha doğrusu initiate bir şey başlatma, planlama, execution, control ve closure aşamalarını aslında içerir. Dolayısıyla bizim kariyer yaşam döngüsü de hemen hemen aynı life cycle, aynı süreçleri kendi içerisinde ihtiva eder. Kusura bakmayın, bugün ben biraz rahatsızım, arada dilim kuruyor. Şimdi elimize kalemi alalım bir. Atla tutma başlıyor şimdi. Atla tutmaya geçmeden önce de Talent Club, aslında club olduğuna bakmayın, yani bir club'in şirketi, bayağı bir istihdam bürosu.
istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosudur. Lisans da çalışır. Ve özellikle müşterilerimiz kurumsal şirketlerdir. Ortaya koyduğumuz aslında kuvvetli değer önergesiyle müşterilerimizden nitelikli kariyer projeleri alırız ve çalışmaya başlarız. Bu çalışmada iki tane yönelimimiz var. İki tane yönümüz var. Böyle. Yönlerden bir tanesi danışan adayı ya da genel adayı dinleriz ve anlamaya gayret ederiz. İkincisi paralel olarak da o adayın bize işi veren şirketin iş kültürü içerisindeki uyumuna aynı zamanda ortaya koyabileceği performansı simüle etmeye çalışacağız. Şimdi simülasyon burada anahtar kelimedir. Ve her şeyi değiştiren kelimedir. Çünkü varsayımsal olarak da sizin orada nasıl bir performans ortaya koyabileceğinizi anlamamız gerekiyor. Bu simülasyon sizin için üç tane gerçeği, pazar gerçeğini dedikler. Bunlardan birincisi bir başkasının deneyimi sizin gerçekliğiniz olamaz. Şimdi baktığınız zaman bugünkü Türkiye'nin iş piyasasına çok hareketli görmezsiniz. İş ilanları her tarafta çıkmaz değil mi? Genelde böyle bir algı var. Aslında bu algının dışında o kadar çok birey tanıyoruz ki bu bireyler kendi başlarına hareket ettikleri zaman bile pazarda kendilerine fırsat çıkartabiliyorlar. Fakat herkesin gittiği yönde gitmiyorlar. Birazcık daha farklı bakış açısı sergilemeye başlıyorlar. Dolayısıyla iş arama sürecine girmiş. Profesyonel, aslında kişisel bir girişimcidir. Bugün temsil ettiği kurumdan bağımsız olarak da bizim karşımıza oturup ve biz onu kişi olarak da görmeye gayret ederiz. Konumuyla veyahut da masasıyla karşımıza geldiğimizi onu mutlaka ayırmaya gayret ederiz ki kişi kendi başına kendi kuvvetli özellikleri ortaya koyduğu kendi kişisel kuvvetli özellikleri, liderlik özellikleri, yönetim özellikleri sosyal yaşam tarzıyla oradaki algıyı nasıl oluşturuyor ya bu simülasyon içerisinde nasıl bir performans gösterecek bunu anlamaya gayret ederiz. Kişisel gelişmiş modeli şudur aslında. Daha doğrusu her girişimin, startup'ın bir iş fikri var. Yani her startup kendisi içerisinde bir iş fikri de var. Bunu kariyerde uyguladığınızda hele gelebilir bunu proje yöneticilerine uygulayalım. Sizin iş fikriniz nedir? Efendim? Proje yöneticisi. İş fikri projenin proje yöneticisi. Peki bu iş fikrinin arkasından gelen product and service. O zaman proje yöneticisinin ürün ve hizmeti nedir? Sonucu olabilir. Ama aslında şudur. Ortaya koyduğu değer bir metot ve sistem üzerinden aşamalı olaraktan gerçekleşen kolektif bir zekanın idare ve sevgi sonucunu ortaya çıkan ürün, iş sonucu. Doğru değil mi? Dolayısıyla bir metot ve bir sistem vardır. Ve proje yöneticisi bu metot ve sistemi aslında pazarlar, ortaya koyar. Kişisel gelişimi, bu startuptaki gelişim ihtiyacı yönelir. Üç,
Sales and marketing, değil mi? Her yeni girişim aslında bir iş fikri, iş fikrini destekleyen ürün hizmetler ve o fikri destekleyen bir satış ve pazarlama planı üzerine kurulur. Buradaki satış ve pazarlama nedir? Bireysel kişinin, yani bu iş değişimine yola çıkmış olan kişinin, yani işini değiştirecek olan kişinin pazarla buluşmasıdır, yani go-to-market stratejisidir. Benim proje yöneticisi olarak iş aramaya başladım. Ortaya bir metot ve bir sistem üzerinden yöneticilik becerilerini kullanarak aslında bir değer üretiyorum ve ben artık pazara çıkıyorum ve pazara çıkarken de kendi kanallarımı oluşturdum. Kanallar üzerinden gidiyorum. Kanallardan bir tanesini Zafer Bey anlattı. Network. Yani çevremiz. İkincisi Atlantik. Üçüncüsü Kişinin kendisi. İş ilanları, portallar, aggregatorlar, bütünleştiriciler demek. Yabancı şirketlerin Türkiye'de açtığı bütün iş pozisyonlarını aggregatorlar üzerinden görebilirsiniz. Bütünleştiriciler hepsini sizin ayağınıza döker. Sonra sizin kişisel girişimleriniz, yani kapı çalmalarınız var. Gerek bunları portallar üzerinden, LinkedIn gibi portallar üzerinden veyahut da başkalarına direkt olaraktan mail üzerinden gönderebilirsiniz. Dolayısıyla 5 tane, 6 tane non kanal üzerinden kendinizi aslında promote etmeye başlarsınız. Bunu yapabilmek için de ama ortaya bir liderlik koymaya gerek var. Leadership. Dolayısıyla siz kendinizi pazarda ileriye götürebilmek için veya da kendinize ait bir katma değeri veya değeri anlatabilmek için o pazarda buluşma süreci içerisinde ortaya bir liderlik koymalısınız. Bu liderliğin de 5 tane temel özelliği var. Bu özelliklerden bir tanesi geniş ufuk yasası. Biz duydunuz mu? Geniş ufuk yasası, vizyon veyahut da veyahut da buna leadership lead olarak da şey tanımlanır. Dolayısıyla geniş ufuk yasası, vizyon. Vizyon demek kişinin hem kendisine olan vizyondur. Yani bugünden geleceğe bakış açısıdır. Hem de aynı zamanda iş yaparken ortaya koyduğu the vision of success, yani projenin başarısının vizyonudur. Aynı zamanda. İkinci liderlik özelliği nedir sizce? Proses. Prosestir. Proses, sürekli iyiye gitmenin aslında adıdır. Continuous Improvement'ın bir ismidir. Dolayısıyla kişi sürekli olarak kendisini geliştirerek daha iyi sonuçlar elde etmenin yolun yöntemini bilir demektir. Üçüncüsü, navigasyondur. Law of Navigation olarak geçer. Rota çizme, rota belirleme, yani yol haritası ortaya çıkarmak, yani önceden ortaya çıkabilecek aksilikleri dikkate alaraktan, constraint'leri dikkate alaraktan da kendini hazırlama ve planlama anlamında. Dördüncüsü, influence, etki. Etki demek, karşı tarafta kendinize ait doğru bir algı ve izlenimi bırakabilme getirmeyi. Bunun temelinde özünde iletişim vardır. Dolayısıyla iletişimi bir sanat olaraktan kullanabilme becerisini içerir. Bu duruş, oturmak, konuşma, kelimeler, cümle, cümle yapıları toplam bir bütün olaraktan karşı tarafa aktarılmasını içerir. Beşinci liderlik özellik. Tahmin edebiliyor musunuz? Algı yönetimi. O işte dördüncü maddenin içerisinde, az önce söylediğim maddenin içerisinde. Sonuç odaklı olmak. Sonuç odaklı olmak. Fine, güzel. Ama bir şey daha var. Çekim gücü. Yani siz bulunduğunuz ortam içerisinde bir bütün olarak bu özelliklerin hepsini temsil ediyorsunuz. Nasıl temsil ediyorsunuz? Bir mülakat görüşmesi içerisinde 4 boyutta incelenirsiniz. Önce you olarak size bakılır. Daha sonra leadership, management ve social you. Sosyalsiz. Siz liderliğiniz, yönetiminiz ve sosyalsiz. Bu bütünsel olaraktan gözlemlenir. Bu liderliğin içerisindeki 5 özellik, özellikle son 5.'si bütünlüğün sembolü olaraktan karşımıza çıkar. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii, lütfen. Bu söylediğiniz şeyler her pozisyon için geçerli değildir herhalde. Yani yönetim ne alakalı şeyler için söylüyorsunuz? Şimdi
fonksiyonel liderlik de bunun içerisindedir, anlattığımın içindedir. Yani mesela nasıl böyle gelir? Proje yöneticisi güzel bir örnek. Proje yöneticisi kendisi stand-alone, yani tek başına olduğu gibi aynı zamanda fonksiyonel takımları da liderebilir. Veyahut da başka insanları da fiziksel olaraktan yönetebilir. Ama kendi başına da çalışaraktan bir işi baştan sona götürebilme kabiliyetine sahip. O zaman fonksiyon yöneticileri, yani key account manager'lar, onlar da bu resmin içerisine dahildirler. Tek başına çalışırlar, müşteriyle etkileşimi sağlarlar. Ama baktığınız zaman rol olaraktan tek başına icra. Bu insan da ortaya liderlik ve yönetim özelliklerini kullanaraktan sonuç alır. Müşteriler. Buyur. Ben şuraya takıyorum. Yani herkes lider olmasına gerek var mı herkesin? Birileri de bir iş yapması gerekiyor. Oraya takıyorum. Ama lider iş yapmaz diye bir konsept yoktur. Proje yöneticisi liderlik yaparken aynı zamanda işte. Yaptığı işin lideri olur. Yani aslında lider, yeni yaptığı işin de liderini yapması lazım. Yani insan da lider zaten. Pozisyona sahip. Bir banka portföy yöneticisi de liderdir bu arada. Kendi başına çalışır, müşterileri vardır, tek başına arar. Hem iş yapar hem de aynı zamanda bu işi lideder. Temsil eder. Beş tane liderlik özelliği ortaya çıkar. Bu az önce bahsettiğim beş liderlik özelliği arkadaşlar. Sizin bir ekibe ihtiyacınız yoktur bu liderlik özelliklerini ortaya koymak için. Bunlar aranan ve bakılan özelliklerdir. Ne demek? Bir işi baştan sona doğru rotada götürebiliyor musunuz? Veya karşınıza çıkacak engelleri ya da sizi yolunuzdan alacak şeyleri, sonuçları öngörüp bunları da kendi çalışma programınızın içerisine dahil edebiliyor musunuz? Bunun diğer bir adı bireysel etkinliktir, bireysel verimliliktir. Bireysel verimlilik zaman, hedef, öncelik arasındaki bağın birey tarafında zihninde oturtulabilmesidir. Böylece davranış modeli ortaya çıkar. Neye ne kadar zaman ayıracağını bilerekten hareket ve eylem sürecini başlatır. Dolayısıyla ortaya motivasyon çıkar. Motivasyon iki kelimeden oluşur. Motif ve aksiyondur. Motif desenin haricinde amaç ve hedef anlamına gelir. Aksiyon da hareket eylemdir. Dolayısıyla amaç ve hedef doğrultusundaki hareket eyleme biz motivasyon diyoruz. Bir işin doğru bir şekilde planlanıp parçalarına ayırıp harekete geçirilmesi de onun bir parçasıdır. Dolayısıyla liderliğin en temel öğesidir. Bireysel liderliğin de başlangıç noktasıdır. Hepimiz aynı zamanda bireysel lideriz. Çevremizde, ortamımızda, ailemizde vesaire. Dolayısıyla bu dört bakış açısıyla aslında siz masada değerlendirilir ve algıda bir değer ya da bir izlenim oluşturursunuz. Dolayısıyla seçilme faktörlerinden bir tanesi budur. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay değil. Çünkü bunların köşeleri efendim, behavior dediğimiz davranış ve tutuma bağlıdır. Dolayısıyla sizin davranış modeliniz ya da ortaya koyacağınız davranış biçimi karşı taraf tarafından gözlemlenebilir. Davranıştaki bir derecelik değişim aslında elde edeceğiniz sonuçta 180 derecelik farklılık yaratır. Buradaki davranış gözlemlenir davranış diye mülakat sizi, sizin özelliklerinizi iletişim haline getirir. Yani communication style ortaya çıkar. Davranış ve tutum liderlikte entegre olduğu zaman liderlik stili ortaya çıkar. Liderlik stili bir şeyi nasıl yaptığınızla alakalıdır. Nasıl soruları, onu nasıl icra ettiğiniz soruları, davranış ve liderlik özelliklerinin aktif olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan sorulardır. Mülakatlar. Yönetim, birleştiği zaman yönetim stilini oluşturur. Sosyal siz, yaşam stilinizi oluşturur. Dolayısıyla insanlar sizin mülakat içerisindeki davranış ve tutumlarınızdan, kullandığınız kelimelerden, cümlelerden yola çıkaraktan bu özellikleri ne kadar bilinçli, aktif ve etkin olarak da iş yaşamınıza, kendi işinize aktardığınıza bakarak sizinle ilgili belli sonuç ve yargılara varabiliyorlar. Startup kafası aslında bireysel modeli uygulandığında, iş arama süreci modeline uygulandığında yine dört bölümden oluşuyor. Si
CSDP, Career Strategy Development Process. Şimdi bireysel girişimcisiniz ya, fırladınız, gittiniz, pazarlığa girişim kuruyorsunuz, kendinizi bir şekilde satacaksınız. Yapacağınız iş, proje yönetimi nasıl her yarattığınızı artık çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Aşamalı bir metot ve süreç üzerinden aslında kolektif zekayı kullandırtaraktan bir değer yaratabilme. Sales and Marketing, pazara erişim stratejiniz belli kanallar üzerinden oluştu. Kanallarda hem portaller var, hem headhunter'lar var, hem çevreniz var, hem aggregator'lar var, hem de LinkedIn var vesaire var. Ve aynı zamanda sizin kapıyı zorladığınız yöntemler var. Pazarla buluştu. Bunu yapabilmek için liderlik dedik. 5 liderlik özelliğinden az önce bahsettik. Aynı 5 liderlik özelliği buradaki sürecin sonuna kadar geçen zamanda kullandığınız aktif liderlik özelliklerinin aynısı. CSDB kariyer stratejisinin belirlenme sürecidir. Şimdi normalde iş değiştirmeye karar veren bir arkadaş ne yapar? Genel olarak da CV'sine sarılır, değil mi? Başarı oranı nedir biliyor musunuz? Hemen çıkışta CV'sine sarılıp bunu alıp herhangi portal üzerinden veya headhunter'larla direkt etkileşime sokan arkadaşların fail oranı %85'in üzerindedir. Sadece CV bir işe yaramıyor. Neden yaramıyor peki? Neden yaramıyor? Olabilir. Ama şu da bir gerçek. Bizim danışanlarımızın %85'i ilk 3 ayın ötesinde, yani çalışmalarını takip eden ilk 3 ay içerisindeki başarı oranı %85'tir. Bu da benim gerçek. Demek ki o gerçekle bu gerçek çok uyuşmuyor. Demek ki strateji aslında zihin olaraktan hazırlık aşamasıdır. Zihin olaraktan hazırlık aşaması demek, ben kendi kişisel kuvvetli yönlerim, özelliklerimi, liderlik konusunda kullandığım aktif özelliklerimi ve bunların iş elemanlarıyla, iş elementleriyle nasıl buluştuğunu bilip formülize etmem gerekiyor kendime göre. Çünkü burada ortaya koyduğum konumlandırma, CSDP'nin yani kariyer stratejisi bilinemenin en önemli özelliği sizin konumlandırmanızın somutlaşması anlamına geliyor. Ben pazara ne olarak çıkıyorumu tanımlayabilmiş olmanız gerekiyor. CV'de ne yapılır? %90'ına bakın, Türkiye'deki hazırlanan CV'lerin standart CV'dir bunlar. Üzerinde herhangi bir konumlandırma yoktur. Ben buyum demez. Herhangi bir pozisyon belirtmez. Sadece var olduğu pozisyonları yukarıdan aşağı doğru listeler. Sen benim adıma lütfen bir zahmet karar ver der ya. İnisiyatifimi sana bırakıyorum der. Ben tanımlayamıyorum kendimi nereye konumlandırmam gerektiğini der. %90'ı budur. Bu seçilme olasılığınız sizin dağın aşağı indir. Çünkü ne istediğini bu adam bilmiyor dersiniz zaten. Kızmış gibi olmayayım ama biraz sesi var. Böylesin ilerle gelmeyin. Konumlandırma belli olduktan sonra, konumlandırma aynı zamanda pazara sizin hangi liderlik seviyesinden çıktığınızın işaretidir. O liderlik seviyesi ne yapıyor? Kuruma herhangi bir şekilde ulaştığı anda karşı taraf onu alıyor, inceliyor. Hangi liderlik seviyesinde hazırlanmışsa CV, onun audience'ı yani izleyici kitlesi o seviyenin bir üst seviyesidir. Eğer siz kurum hazinesinde diyelim ki 5 tane liderlik seviyesi var ve organizasyonlarda level 1, level 2, level 3 diye bir liderlik L3 direktör seviyesidir. L2 senior manager seviyesidir. L4 de genel müdür yardımcısı. Veya CXO seviyesidir. Şimdi siz muhatarsınız. L2 pozisyondaysanız bugün senior manager'sanız, L3'e adaysanız, direktör olmaya adaysanız muhatabınız L4'tür. Muhatabınız L4'tür. O zaman kendinizi hazırlarken L4'ün kullandığı iş lisanına göre hazırlamanız gerekir. Yani bir genel müdür yardımcısının kullandığı iş lisanına göre kendinizi hazırlarsanız şu aşamada, o zaman karşı taraf sizi aynı lisanı konuşuyor. Bunun adına ne diyoruz Zafer Bey? Uyumlanma mı diyorduk? Uyumlanma. Biraz uyumlanmayı anlatabilir miyiz?
keşke her patır tutarak sunum yapmak Can Bey kadar. Hani ben söylüyorum ya, hayatta bir akıl hocanız olsun, mentörünüz olsun. Kendisi sağ olsun. Benim akıl hocam ve mentörlüğümü yapıyor. Herkes açtığınız orada. CV hazırladığında ben dedim ki bu ben miyim? Alçak dağlar benim gibi ben gidiyorum. Bir girdim yani onu bizim bir tane şeyimiz vardı. Aslında onu yeri geldi mi burada mı yoksa bir sonraki sefer ben anlatayım. O kariyerle ilgili. Buyur buyur anlat anlat. Peki. Can Bey Türkiye'de görülmemiş kariyerle ilgili çalışmalar yapıyor. 2012 yılıydı. Dedi ki Kariyer Spot grubunda ben aranızdan 7-8 tane kişiyi seçeceğim ve bu insanlara işte adaylar gönüllü olsunlar. 5 dakikada etkili kariyer anlatımını öğreteceğim dedim. Ve biz bir cumartesi pazar bir toplantı odasına kapandık. Kendimizi 5 dakikada etkili bir şekilde nasıl anlatırız da ilgili bir çalışma yaptık 8 arkadaşla. Ve daha sonrasında Can Bey'in genel müdür, insan kaynakları direktörlerinin tanıdığı şirketlerle şöyle bir çalışma yapıldı. Dendi ki o şirketlere, mesela diyor ki bir şirket, ben 4 tane satış müdürü alacağım, bir holding. Can Bey diyor ki, aynı niteliklerde bende 8 tanesi var. Ama ben burada ücretsiz olarak size bir danışmanlık yapacağım, fakat bütün kurallar benim söylediğim gibi olacak. Ve yapılan uygulama şuydu, ismi bilinen, 100 milyon doların üzerinde cirosu olan şirketlerde yapıldı. Ve yapılan şey şuydu, diyor ki ben sizin aradığınız nitelikli elemanları bir masanın etrafına getireceğim. Sizin şirketinizin içinde olacak bu. İnsanlar aday oldukları, çalışmak için aday oldukları şirkete gidecekler. Ve geldiklerinde toplantı odasında insan kaynakları direktörü ya da genel müdür, genel müdür yardımcısı pozisyonundaki bir kişi o şirkette o insanların neden çalışmasıyla ilgili ve şirketinin sunumunu o insanlara yapıyor olacak. Bu sunumu yaparken o şirkete aday olan CV sahipleri, ki bunların ilkine ben katılabildim. İlkinden sonra olan başka şeyler oldu. O kişiler o şirketi bir kere fiziksel olarak yerine gidip görmüş oluyorlar. Ve toplantı odasında o şirketin üst düzey yöneticisi tarafından o şirkette çalışmayla ilgili nasıl bir şey olduğunu dinliyorlar, notlarını alıyorlar. Ve bu insanların önlerinde kapalı bir şekilde duran kendi CV'leri var, kağıt üzerinde. Bunun da durmasının bir sebebi var. Ve firmaya şu söyleniyor. Siz kendinizi anlatacaksınız. Kendinizi anlattıktan sonra ben getirdiğim kişilere 5'er dakika söz vereceğim. O insanlar kendi kariyerlerini 5 dakikada anlatacaklar. Bizim grup çalışması yaptığımız arkadaşlar. Orada kimse birbirini rakip olarak görmüyor. Bir 4 tanesi o şirket için işe alınan olacak muhtemelen diye bakıyor. Ve o insanlar anlatırlarken de sizin insan kaynakları direktörünüz ya da genel müdürünüz kimleri mülakata çağıracağıyla ilgili notlarını alacak. Ama o kişiler eğer çıkarken kapıdan CV'lerini vermemişlerse siz onları çağıramazsınız. Aynı zamanda siz CV'nizi vermiş olabilirsiniz ama o insanlar sizin anlatımınızdan ve CV'nizden etkilenmedilerse onlar da sizi davet etmek zorunda. Ben işverenle iş arayanın eşitlendiği böyle bir şey gördüm. Ve biz bunu 2012 yılında 3 tane, 4 tane şirketlerdi. 4 tane ciddi şirkette yapıldı. Ciddi bir efor gerektiriyor. Ciddi kişiler, yani doğru kişiler bulunacak, doğru şirketler, doğru pozisyon. Bir 4 tane şirkette yapıldı ve her seferinde gidenlerden o şirketlere yerleşenler oldu. Ben ilkine katıldım çünkü o etkinliğe katılmadan birkaç hafta önce Büyük Kulüp'te bir etkinlik düzenlemiştik. Bir 400 tane profesyonel katılmıştı. Microsoft, Cisco gibi bizim sektörün devlerinin ülke yöneticileri gelip konuşmuştu. Ve biz beraber organize etmiştik. Ben onu organize ederken o internetle ilgili şirkette çalışıyordum. 3 ayrı holdingden iş teklifi aldım. Form organizasyonundan sonra. O işte katıldığım o ilk etkinlikteki şirketle benimle çalışmak istedi. Ve ben şöyle bir şeyle geldim. Sevgili mentorum dedim ki, böyle 3 şirketten teklifler ne yapayım? Git hepsiyle görüş dedi. Nasıl görüşeyim? Şöyle görüş dedi. Şunu yap, bunu yap falan. Ve ben gittim, o 3 şirketten de iş teklifi aldım. Dedim ki, ya hangi tercih edeyim şimdi yani? Hani, ve deyip, hani böyle derdi olan insanlar. Süper, süper. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok beğensek. Şimdi arkadaşlar, standart CV'ye, madem CV'ye geldik, biraz da bundan bahsedeyim. Sıkılan varsa elini kaldırsın, bitirebilirim. Çok güzel, devam edelim. Standart CV ile profesyonel CV arasında mantıksal olaraktan, kurgusal olaraktan ve dinamikler olaraktan çok büyük farklılıklar var.
en büyük farklı profesyonel CV'nin aslında bir marketing aracı oldu. Yani sizin kişisel, profesyonel ve kurumsal dünyadaki tek tanıtım aracınız, profesyonel CV'de başka bir aracınız yok. Sizin varlığınızdan kimsenin haberi yok. Tek haberdar edebileceğiniz araç da profesyonel CV. Bu da o kadar alalade ki hazırlanıyor. Şimdi arkadaşlar, en önemli özelliği marketing aracı dedik. Marketing aracı olması demek, bunun uluslararası belli kıstasları var. Bu kıstaslar da two-page flyer-like olarak geçiyor. Yani iki sayfa içerisinde konumlandırılmış ne özelliğinde? Broşür özelliğinde olması. Broşür gibi olması değil, broşür özelliğinde. Broşür özelliği demek, size ait olan yetenek, yetkinlik, kabiliyetler, elde ettiğiniz sonuçların açık ve net bir şekilde iki sayfa içerisinde yansıtılması anlamı. Position, konumlandırma. Yani ben pazara ne olarak çıkıyorum, hangi pozisyona adayım, neyin menajeriyim, senior account manager miyim, key account manager miyim, sales manager'ın daniskası mıyım, neyimi ifade etmeniz gerekir, yazmanız gerekir. Diğer türlü sistemler CV grubuna düşersiniz. Yani siz hani diyorsunuz ya bazen kapıları çalıyoruz ama bir türlü açan yok, bakan yok. Bir CV'nize bakın arkadaşlar. Ne olduğunuzu, kendiniz nasıl konumlandırdığınızı, ne iş yapmak istediğinizi anlatabilmeniz ve söyleyebilmeniz lazım. Bugün çalıştığınız şirket, yarın başka bir şirkette çalışacaksınız. Bugün çalıştığınız görev, yarın aynı şekilde devam etmeyecek, farklı göreve geçiş yapıyor olacaksınız. Çünkü o görev artık absolut hale gelecek. Ya yaşınızdan dolayı bunu yapamayacak hale geleceksiniz, ya farklı dinamiklerden dolayı yapmak istemeyeceksiniz. Dolayısıyla siz neye adaysınız ve o adaylık hangi liderlik seviyesini temsil ediyor, bunu belirtmeniz gerekiyor. Pozisyonu belirttikten sonra pozisyonun destekçisi mottodur. Yani ben bu rol ve görevi bu ruh haliyle icra edeceğim anlamına gelir. İçerisinde bir liderlik vardır ya da bir yönetim vardır ya da bir uzmanlık vardır. Bir yönetici ve lider için a senior leader specialized in blah blah, bilmem ne industry, adding value blah blah. Yani katma değerinizi bir liderlikle pekiştirerekten aktarabilmeniz anlamına gelir. Mottonuz. Bu ruh haliyle her alınan günü geleceğim ve bu görevi icra edeceğim. Vision. Vision. Vizyon. Aslında iki tane parçadan oluşur. Yani CV'den normalde geçmişten bugüne getirir. Ama profesyonel CV'ler içerisindeki kariyer hedefi geçmişten bugüne, bugünden geleceğe götürür. Dolayısıyla siz geçmişte yaptığınız iş deneyimlerini kümülatif olarak baktığınız zaman bundan sonra nasıl devam ettireceğinize dair de bir ibare koymanız gerekiyor. Ve bu ibare aynı zamanda konumlandırmanızla da uyumlu olmak durumunda. Ama geleceğe bakan yüzdür, bugüne değil. Bugün bu pozisyondayım ama geleceğe yönelik 5 senelik kapsam içerisinde daha farklı bir yere hedefliyorum. Bu da sizin iddianızı ortaya koyar. Rekabettesiniz. Sizin işinizi yapacak dünya kadar adam var. Niye siz? Sorusunun cevabı burada. Baktığınız zaman anlarsınız. Vizyondan sonra en önemli kısım interpretation'dır. Yorumlama. Neyi yorumluyoruz? Biz 3 şeyi yorumluyoruz. Başarı, success, achievement ve accomplishment. Üçü de Türkçe'de hemen hemen başarı anlamına geliyor. Ama nüansları vardır, birbirinden farklıdır dinamikler. Dolayısıyla profesyonel CV'lerde kurgulama aslında başarının sırrıyla yatıyor. Yani siz bu 3 senelik düzlem içerisinde son icra ettiğiniz görev, 3 sene yaptınız bunu, nasıl anlatacaksınız? The vision of success ile başlar. Başarıyı nasıl öngördünüz? 3 sene önce nasıl yapılandırdınız? O zaman ortaya çıkan achievement sizin project lisanınızla key milestone'ları oluşturuyor. Key milestone'lar aynı zamanda quality gate olaraktan servis ediyor. Yaptığınız majör aktiviteler ve uyguladığınız projelerle accomplishment'ınızı tamamlıyor. Evet, size ne o zaman? Bir anlatalım bunu da. Burası bir lisanla. Eğer bu bir yolculuksa, son işiniz, ilk zamanda başladık, saat 2 ile bitti, 2 senelik bir yolculuk olsun. Bunun aralarındaki 6 aylık dönemler, sizin milestone'larınız,
Yani achievement pointleriniz. Buraya varabilmek için burada achievement pointlere nasıl bakabiliriz? Bunlar birer KPI olabilir. Key performance indicator olabilir. Bunlar birer büyük proje olabilir. Ve buradaki ortaya çıkan proje major aktivitelerin toplamına da accomplish ve accomplishment diyebiliriz. O zaman bu noktaya vardığımda ortaya çıkardığım toplam değer 4 adımda aşağı ediliyor. Ve bu 4 adım bana yaklaşık olarak KPI'leri tanımlıyor. Ve o KPI'leri elde etmek için yaptığım proje işte bitti. Çok güzel anlattım diye düşünüyorum. Bu da interpretation, yani yorumlama. Dolayısıyla kariyerinizi bir CV içerisinde akan o professional experience, yani profesyonel deneyiminizin seneler içerisindeki yorumlanması da bu mekanizma içerisinden türetilir. Ve yorumlanır. Ve yazarsınız. Yazdınız, bitiyor mu iş? Bitmiyor. Çünkü artık CV'leri insanlar görmüyor. Ne görüyor? Portallere gidiyor değil mi? O portaller ne? Artificial Intelligence Integrated Robotic Mechanisms. Yani alıyor CV'nizi, tekste çeviriyor ilk önce. Tekste çevirdikten sonra da kelime kelime gruplarına bakıyor. Robotlar yapıyor o işi, akıllı robotlar. Sonra ne yapıyor? Ondan sonra diyor ki bu pozisyon uygun, bu pozisyon uygun değildir. Dolayısıyla ben artık CV'lerle falan ilgilenmiyorum. Her gün mekanizma diyor ki bana, 4 tane pozisyona uygun 12 tane aday var. Onlara bakıyorum. Hayat kolaylaştı. Dolayısıyla buradaki hazırladığınız CV içerdiği kelime ve kelime gruplarıyla ve cümle yapılarıyla da aynı zamanda ATS uyumlu olmak zorundadır. Bunlara biz ATS sistemleri diyoruz. Ve isimleri de Applicant Tracking Systems. Bunları nasıl fake edeceğinize dair bayağı bir yazı var internette. %80 doğrudur. Dolayısıyla takip edebilirsiniz. Şimdi o zaman CSDP sizin ürün olarak da, eğer siz bir ürün düşünüyorsak, ürünün yeniden tasarlandığı evredir pazar için. Pazar dinamikleri doğrultusunda kendinizi yeniden düşündünüz, yeniden tasarladınız, komponentlerinizi aldınız, farklı bir şekilde dizinleştirdiğiniz ve pazara broşürünüz, yani ürününüzle birlikte hazır hale getirdiğiniz bir mekanizma. Az önce anlattığım go-to-market strateji de bu ürünü hangi kanallarda, hangi şirketlere ulaştıracağımla alakalı. Toplamda 5 tane kanal var zaten. 6.sı da icat ediyor. En etkilisi hangisi bunlardan? Network değil mi? Evet. Şimdi, dolayısıyla Zafer Bey'e sorun. Ben sana CV'mi bugün versem, şu an itibariyle kurgulasak ve bunu fire etse, kaç yere götürebilirsin bunu? Şimdi Zafer Bey'in arkadaşı olmanın kıymetini anlatıyorum size. Evet. Bu halde bağlı. Öyle anlattı diyelim oğlum yani. Evet. Ürün kime ulaştı? İşte bir tane değerlendiriciye ulaştı. O değerlendirici kim? Ben. Unfortunately. Bir tek ben varım. Ben aldım o CV'yi. Makine bana verdi. Baktım, inceledim. Dedim ki ya uygun bir yerler, bir çağırın mı? Çağırdık, geldik. Nereye girdik? Mülakata girdi. Mülakat nedir hocam? Az önce şuraya bir resim çizmiştim. Yani bireysel girişimci modeli. O bireysel girişimci modelinin içerisinde bir business idea gerekiyor dedik. Arkasından products and services gerekiyor dedik. Ondan sonra sales and marketing plan dedik. Şimdi satış aşamasına geldik. Yani kişisel satış evrenize geçtik. Ürün var. Tasarlandı. Pazara göre kullandı. Gönderildi. Ürün kim? Siz. Ha? Satıcısı kim? Siz. Ha? Nereye giden kim? Anlatan kim? Siz. Üçü bir arada. Sizler mülakatta üçü bir aradasınız. Ve çalıştığınız X kurumdan da bağımsız, bireysel olaraktan gözleniyorsunuz. Nerede? Şurada az önce çizdiğim o dörtlü yönetim, liderlik vesaire falan alan itibariyle oradaki gözde bekliyor. Şimdi mülakat sürecine girdiniz. Peki mülakat sürecinin dedik ya law of process, şimdi birazcık da ondan anlatayım. Şimdi o zaman
bu AIP, Advanced Interview Process. Şimdi bu Advanced Interview Process'i anlatıyorum. Ah, sesim son aşamalarına geldiğini hissediyorum. Ondan sonra bırakıyorum, sorularınız varsa yanıtlıyoruz Zafer Bey. Az kaldı, dayanın 5 dakika. Güzel bir şey. Evet, AIP Advanced Interview Process yaklaşık 5 tane sub prosesten ve toplamı da 1 saati sürecek bir zaman diliminden oluşuyor. 5 sub proses ve 1 saat oluşuyor. Bu sub proseslerden birincisi raport, yani uyumlanmadır. Adayla Cem Efendi uyumlanmak zorunda. Kim kime uyumlanacak? Aday bana uyumlanacak. Ben ne kadar hızlı konuşuyorsam benim kadar hızlı konuşmasını istiyorum. Ben nasıl düşünüyorsam aslında benim gibi düşünmesini istiyorum. Şimdi bu işin en iyi ustalarından bir tanesi Zafer Bey'di. Geçenlerde bir resim çekmiş bir arkadaşımız gösteriyor. Bir hanımla birlikte yan yana oturuyorlar. Hanımın %100 kopyasını yapmış. Ben bu kadar uyumlanma görmedim. İnanılmaz bir uyumlanma. Evet, kaçtık hanım olunca uyumlanır. Orada ben size bir dinlendireyim. Can Bey'in hani, vücut dilinden birazcık bir soğuk kalması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hayatta bir soru varsa, o sorunun bir cevabı. Hayatta bir problem varsa, o problemi mutlaka çözün. Hayat bize problemleri çözelim ve kendimizi geliştirebilelim diye veriyor. Uyumlanma dediğimiz zaman, şimdi bu salonun içerisinde şöyle bakıyorum, 3 designer öğrencisi var şu anda. Bir tane mezun bir kişi var. Bu iletişim ustalığıyla ilgili eğitim verebilecek seviyede. İletişim ustalığı 40 saatlik anlatılan bir eğitimdir ve anlatılan 2 tane konu şunu anlatır. Bir tanesi temsil sistemlerini anlatır, bir tanesi meta programını anlatır. Temsil sistemleri nedir? İnsan olarak biz 3 temsil sisteminden bir tanesini çok baskın olarak kullanıyoruz. Nedir bu? Bir tanesi görseller, görüntülerle algılarlar ve konuşurken çok hızlı konuşurlar, hatta o kadar hızlı konuşurlar ki tükürükler saçarak konuşan kişilerdir. Ve bu kişiler görsel olduğu için genelde bir yerde oturacakları zaman tercih onlara kaldığında en önde tahtayı en net görebilecekleri yerde otururlar. İşitseller, seslerle algılarlar, hayatta onlar için ses çok önemlidir ve genelde orta sıralarda otururlar. Niye? Arkaya, önü, her yeri dinleyebileyim, herkesle konuşabileyim diye. Dokunsallar, kokularla, hislerle, tatlarla ilgilidir onların tercihleri ve onlar genelde en arkada kalorifer peteği yanında olurlar ve çok konuşmazlar. İşitsellerse şiir gibi konuşurlar, tane tane konuşurlar. Ben konuşurken tam bir işitsele dönüşebiliyorum ama konuşurlar, konuşurlar ve konuşurlar. Sonra hatta derler ki ne anlatıyordum ben? Oysa gibi dokunsal, 4 kelimeyle hayatını idam ettirebiliyor. O sessiz, sakin, hiç konuşmayan, hani böyle bebekken bir yere koysan, bir saat sonra koyduğunda bulduğun kişi var ya, işte o dokunsal. Mesela o 4 kelime, biri evet, diğeri hayır, diğeri evet dedim ya, diğeri hayır dedim ya. Hani siz karşınızda görsel, çok hızlı konuşan, çok hızlı düşünen bir eğer mülakat yapan kişi varsa, sizin ona bir şeyi anlatarak, çizerek anlatıyor olmanız oradaki şansınızı %100 katlar. Karşınızdaki kişi tane tane, şiir gibi, hatta çok, hatta konudan konuya geçiyorsa karşınızda bir işitsel mülakat yapan vardır ki onunla aynı ses tonuna gelirseniz, onunla aynı şekilde sohbetler, muhabbetlere dahil olabilirseniz, heh işte benim aradığım adam bu, sıkıldığımda her zaman sohbet edebileceğim biri daha var şirkette diye alır sizi. Oysa ki karşınızda konuşmayan, sadece soru soran ve sorunun cevabında tekrar ağzından kerpetenle zor aldığınız bir kelimeyle konuşan biri varsa, demek ki karşınızda dokunsal biri var. Eğer onun karşısında çok konuşursanız, dokunsallar çok konuşanı hiç sevmezler ve hayattan koşarak kaçarlar. Ve derler ki benim şirketimde aman böyle çok konuşan birini istemiyorum. O yüzden siz saniyeler, dakikalar içinde karşınızdaki kişi görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı anlıyor olmanız lazım. Aranızda bir kişi bununla ilgili kim kimdir diye 2 günde bunun eğitimini verebiliyor. Aranızda ilgilisi varsa arada bulsun beni, ben tanıştırırım kendisini. Çok teşekkür ederim. İkinci sub proses.
uyumlandık ya artık. Geldik, havadan, sudan, Voltaire'yi konuştuk ondan sonra. Dedik ki hani anladınız artık siz işitsel, dokunsal, solungarsınız, solungarsınız. Ondan sonra dedik ki size, biraz kendinizden bahseder misiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Artık kariyer hikayenizi ateşlemeniz gereken ya da kariyer hikayenizin ateşlenici nokta demektir. Kariyer hikayesi ne girmeden önce çok ilginç bir bilgi vereceğim, bilimsel bir bilgi. Adult concentration time, çünkü psikologlar bilir bunu, 8 dakika olarak ölçülmüş. Yani 28 yaş üstü adultlarda, gelişkinlerdeki birbirlerine ön yargısız olaraktan konsantre olabilme ve dinleme beceri süresi maksimum 8 dakika. Şimdi o zaman kariyer hikayeniz, ben sizi ön yargısız olaraktan dinleyebilmem için 8 dakikalık size bir alan açıyor. O 8 dakikanın içerisine kariyer hikayeniz kelimesi bir tane A4 uzunluğu. Dolayısıyla sizin kariyer hikayeniz bir A4 uzunluğunda yani 440-450 kelime bandında açıyor. Bandında olmak durumundadır. Aynı zamanda uyumlanma içerisinde az önce bahsetti. Değil mi? Bizler ses tonumuzda vücutsal hareketlerimizle aslında karşı tarafa enerjiyi ve mutluluğu yükleyebiliriz. Değil mi? Dolayısıyla bu 8 dakikalık süreç ikişer dakikalık enerji bombalarıyla hazırlanmak durumundadır. Dolayısıyla ben kendimi toplam 8 dakika içerisinde anlatacağım. Ve bu anlatış içerisinde kendimi ikişer dakikalık bölümlere ve her bölümde bir sonraki seviyeye daha yüksek enerjiyle, daha yüksek ses tonuyla, daha kuvvetli ses tonuyla da daha farklı bir lisanda kendisini kodlayarak çıkartmak durumunda. Bu size verilmiş, ayrılmış 8 dakikalık maksimum zihnin sizi ön yargısız dinleme süreci içerisinde filtresi olaraktan karşı tarafı nasıl kodlamak istiyorsanız o şekilde kodlayabileceğiniz anlatır. Beni kodlarsanız bu sınavı geçiyorsunuz çünkü. Kendinizle ilgili doğru mesaj verirseniz ve ben bunu direkt filtresi olaraktan yazıyorsam o zaman siz zaten geçtiniz demektir. Çünkü insan zaman içerisinde evrildikçe algı filtreleri gelişir. Bu algı filtreleri içerisinde iletişim kurduğunuz zaman sizin söylediğinizde benim onu yorumlamam birbirinden çok farklıdır. Bu süreç içerisinde zihninde size ait bir resim oluşur. Bu resmi pozitif yapmak, daha az pozitif yapmak ya da daha kuvvetli yapmak sizin buradaki 8 dakikalık alan içerisindeki başarınıza bağlı. Bundan sonraki yaşama süper bir hikaye anlattınız bana. Ben de size süper bir hikaye anlatıyorum. Bunu challenge eden sorular, mülakat sorularıdır. Değil mi? Orada bir şeyler anlattınız. 3, Q&A aşamasıdır. Ve mülakatlarda Q&A 2 tane farklı tarzda ucu açık soru grubundan gelir. Bir tanesi davranış sorularıdır. Bir tanesi de yetkinlik sorularıdır. Ama ikisi de ucu açıktır. Bir tanesi nasıl anlamaya çalışır? Ötekisi neyle bunu elde ettiğini anlamaya çalışır. ...25 dakikalık bir challenge'a hoş geliyorsunuz. Yaklaşık 25 dakika süre. Ucu açıktır. Ucu açık soru şu demektir. Hazırlıklı değilseniz buna cevap vermek için düşünmeniz gerekir. Düşünürken gözleriniz, o vücut diliniz ve hareketleriniz... ...verdiğiniz cevapla sizin ne kadar uyumlu olduğunu gösterir. Dolayısıyla bana palavra mı sıkıyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Buradan ortaya çıkarsınız. Genelde ne vardır? A little bit of exaggeration, a little bit of popo. Mutlaka vardır bizim kültürün bir parçasıdır. Yani önüme çıkan adayların hemen hepsinde bir parça biraz abartma dozajı var. Dolayısıyla Q&A session'da sorulara eğer önceden hazırlanırsanız, davranış ve yetkinlik mülakat soruları, ucu açık sorularda ve bu sorulara kendinizce doğru ama kısa olmayan, yaklaşık 2,5-3 cümle bazında cevap verme kabiliyetinizi kazandırırsanız zaten bütün sistemi kazanıyorsunuz. Ama burada fail ederseniz sistem fail ediyor. Sonuna kadar dinlemiyorlar sizi. Dinliyormuş gibi yapıyorlar. İkinci aşamada iyi bir kariyer hikayesi yok. O zaman malzemeyi satamıyorsun zaten. Satıcı kendi ürünü. Tam da demektir geçmiş olsun gibi. Satıcı ürünü sattı. Adam soru soruyor. Ne demektir satış lisanında bu? Çok basit. Ben size ilgi duyuyorum. Bir zahmet bu ürünü biraz daha fazla anlatın. Alayım. Anlat ki alayım. Dördüncü aşama. Yine Q&A. Yine soru cevap bölümü. Ama sizin bize soracağınız soru var mı? Dolayısıyla sizin soru sormanızı ister. Neden sizin soru sormanızı istiyorum? Çünkü size ait düşünce, maksimum düşünce yapısını, hazırlıksız düşünce yapısını
öğrenmek istiyorum. Neydi benim görevim? Müşterimin adına yaptığım görüşmelerde, iki yönümüz var demiştim ya, yön bir, adayı dinleyip anlamaya çalışırız. İkincisi, paralel olaraktan aynı zamanda müşterinin, değil mi, çalışma kültürü içerisindeki uyumunuzu, aynı zamanda ortaya koyabileceğiniz performansı duymaya veya onu simüle etmeye çalışırız. O simülasyon da anahtar bir kelimedir dedim. Üç tane gerçeği çalıştırır, oradan da buralara geldik. Konuyu bağlayabildim mi hocam? Evet. Dolayısıyla sorusu yok. Bu şirketle alakalı soru soracaksınız. Pazarla, şirketin pazar performansıyla ilgili soru soracaksınız. Rekabet gücüyle ilgili soru soracaksınız. Daha önce bu koltukta oturan adamın algısıyla ilgili soru soracaksınız. Bölümün algısıyla ilgili soru soracaksınız. Neye, nereden, nasıl başlayacaksınız, ona yönelik akıllı sorular soracaksınız. Mutlaka sorularınıza çalışarak ve basit olması bu sorular. Beşinci aşama, closure, kapayacaksın. Gayet iyisiniz diyelim. Buraya kadar harikalar yarattınız. Son aşamaya geldiniz. Bitireceksin artık. Değil mi? Güzel bir görüşme yapmışız. Karşılıklı enerjimiz süper. Birbirimizden feyiz almışız. Nasıl kapatacaksınız? Size iyi günler. Size iyi günler. Gittik. Closure olmadı. Geçmiş olsun. Closure demek, repeat demektir. Tekrar et. Bana iyi yönlerini, benim duymak istediğim tarafları ya da bana işittirmek istediğim kısımları, yani kendini profesyonel olaraktan tekrar et. Repeat yourself. Kısmı. Yani az önce size anlattığım gibi bilinen ve özelliklerin, bilinen ve liderlik özelliklerini birleşti. Bu da yönetimsel özelliklerinde ortaya böyle sonuçlar çıkarttı. Sizi dinlediğim kadarıyla sinerjimiz tutar falan filan. Bu da proje. Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek acaba? Beraber bir değer yaratabileceğimize inanıyorum falan filan. Evet arkadaşlar. Yani kariyer ve iş değiştirme sürecine yönelik olaraktan kut takılmış proje yönetim yaklaşımı ancak bu kadar olarak. Sorusu olan var mı? Efendim, insan hem Can Bey gibi mühendis, hem proje yönetim eğitimi almış, PMI eğitimi almış, hem de böyle kariyer danışmanlığı yapınca işte planlıyor. 5 dakika konuşmam lazım. Kaç dakika konuşmam lazım? Dakikada bir insan ortalama 55 konuşuyorsa 5 dakikada 275 kelime. O zaman Zafer Otur 275 kelimeyle 5 dakikalık bir konuşma hazırlar. Peki 5 dakikada etkili olması için ne olması lazım? O kelimelerin her birinin özenle seçilmiş olması lazım. Yani hazırlık. Öncesinde bir bedel ödeme. Öncesinde gideceğiniz mülakatta, öncesinde anlatacağınız projeyle ilgili ne kadar çok bedel öderseniz, ne kadar çok çalışırsanız, işte çıktığınız zaman o enerjiyle karşıdaki adamın evet bu. Çünkü ben son iş görüşmesine gittiğimde, 2 yıldır çalışıyorum mevcut şirketimde, Türkcell ve Vodafone'un altyapısını yapan, yıllık cirosu 15-20 milyon dolar olan, aynı zamanda Enterprise'da iş geliştirmek istiyorlardı. Ve ben firmanın sahibi genel müdürü şunu sordum: hangi holdinglerle tanışmak ve iş yapmak istiyorsunuz? Söylediği isimle ilgili dedim ki, o benim ünlü verdiğim arkadaşım, IT yöneticisine bir telefonla ziyarete gidebiliriz. Tamam. Öbürüyle dedim ki, oraya ben internet satmıştım, gidelim konuşalım, sizin ürünlerinizi tanıtalım. Bu sefer şey dediler, hani o ilk gittiğimde 36 yaşında diye benden önceki mülakata gideni almamışlardı ya, ben ama 38 yaşındaydım. Dediler ki, ne zaman başlarsınız? Bir aydan önce başlayalım, bekleriz dediler. Dolayısıyla işte böyledir, hazırlıklı olarak gittiğinizde ya da sizden önce sizin yetenekleriniz aranan şeyse bir anda orada ilgiyi görüyorsunuz. Buyurun. Çok soru soracaksanız oturacağım yoksa oturmayacağım. Oturalım, oturun Can Bey efendim. Dilek konuşuyor diyorsun. Bir işinden geldiği yok. Yeni dönemde şöyle bir şey var, böyle yapan insanlar vardı, onu yanlış mı çok merak ediyorum. Mesela çalışmıyorlar ve iş arıyorlar ve işte yeni olanakları, kariyer şeyleri açığın gibi buna benzer başka kelimeler kullanarak, yani şöyle diyeyim, günümüzde hala eski kafa olanlar vardır herhalde. Ha, işi yok, şu an çalışmıyor ve böyle şeyler yanlış bir anlatım uyandırıyor. İşe alım yapan insanlar, yoksa doğru bir şey mi ya da nasıl bu tarz bir şey mi? Şimdi LinkedIn'de bunu yazdığı zaman bu konumlandırması yok demektir. Profesyonel CV diyorum. Positioning, konumlandırma. Konumlandırma iş arıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla
çok çekici ve şey hani cezbedici bir görüntü olmuyor. Hatta hafif birlikte edici olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü siz öyle ya da böyle işine sahipsin ya da işin yok, fark etmiyor. Senin yaptığın, icra ettiğin bir görev var, bir rol var. X şirketinde kalmış olsa bile bu konumlandırma da bir position. Senin temsil ettiğin liderlik seviyesi ve bu liderlik seviyesinin üzerinde icra eden bir konum var. Bilmemlerin direktörü, supply chain director. Yani işten atılsan da supply chain director'sın. İş arıyor olsan da supply chain director olarak iş arıyorsun. Öyle değil mi? Dolayısıyla hani onu çünkü oraya yazdığı zaman konumlandırmasını kaybediyor. İsim ve iş arıyor ortaya çıkıyor. Konumlandırma yok. Şey de mesela özür dilerim, şey de söylese, söyleyenler de var. Mesela? Uzun uzun olarak kendini tek cümleye anlatıyor. Proje yöneticisi olarak, işte PMP sertifika sahibi proje yöneticisi olarak, işte ne bileyim iş ilanları için, hani gördüğüm için sorulmaz. Bunu şeyde mi yapıyor? Yani bu header'da mı yapıyor? Header'da bu kadar uzun yapamaz. Maksimum 70-75 kelime. Yani pardon özür dilerim, 70 yere 75. Yani sığacak gibi bir tarz ben bayağı bir görüyorum. Ve merak ediyorum. Yok. Yani onu oraya koymamanız yani gerekir. Bence koymamanız gerekir. Kişisel olarak da konuşayım. Bence koymamanız gerekir. Siz X şirketinde çalışıyorsan da proje yöneticisi, hatta şimdi sertifikalanmışsınız. Yani çalışmasanız da proje yöneticisiniz, sertifikalısınız. Yani X ile Y ile icra edebilir durumdasınız. Şimdi ben iş arıyorum, okey. Proje yöneticisiyim, okey. İş arayan bir proje yöneticisiyim, okey. Ya bana çok cazip gelmiyor. Çünkü ben bir şeyi yeterli seviyede icra edemiyorum. Mesajını veriyorsun onun arkasında. Yani negatif bir olgu var. Ben iş aradım, aradım, kardeşim bulamadım. Mesajını taşıyorsun. Hayır öyle değil ya. Ya proje yönetiminin içerisinde vurgulanan 3 noktadan bir tanesi liderlik. Doğru mu yanlış mı? Dedim ki 5 tane liderlik özelliğini temsil etmen gerekiyor. Çünkü liderlik onu çekebilme gücüdür. Sana konum verildiği zaman illa bir şey çekebiliyorsun. Bu aktiviteleri yapabilme gücünüz liderliktir. Harekettir, eylemdir. Bu bir işi sonuca doğru götürebilme becerisidir. Peki o zaman konumunuz alındığı zaman liderlik bitiyor mu? Çalışmıyor mu? Yoksa işte bence onu yazanlar kendilerini lider sanan ya da konum alınca liderliği çalıştıracağını düşünen arkadaşlar. Hayır. Yaşamın kendisinde siz bir yaşamı lideriyorsunuz zaten. Zaten lidersiniz. Zaten ailenizi çekip çeviriyorsunuz. Zaten bütünleşiyorsunuz sosyal çevrede. Zaten ortaya bir lider gösteriyorsunuz. Önce kendinize lider olacaksınız ki kendi yol haritanızı bileceksiniz. Başkasına liderlik yapabilme gücüne sahip. Kendi yol haritanız yoksa elinizde kime kılavuzluk yapacaksınız? Kim sizin kılavuzluğunuzu satın? Çalışılır mı? İki tane liderlik özelliği dedim. Law of magnetism yani çekim gücü ve law of influence. Bunlar eğer ki siz kendinize liderlik yapamıyorsanız zaten başkasına imkan yok çalıştıramazsınız. Kimse de yemez bu. Herkesin sezgisine oldukça da kuvvetli. Şimdi dolayısıyla tekrardan diyeyim bence çok zavallı. Zaten anahtar kelimelerden LinkedIn'de kariyerle ilgili özel ekranda olan kişiler onları seçiyor. Yani siz PMI sertifikanız varsa taranmadığınızı biliyorsunuz. Yani 47.4.3 milyon kullanıcı arasında taranıyor. Sadece gelen o profili aslında iyi bir şekilde doldursa, yani orada sadece sertifikayı almak yerine hani o sertifikayla ilgili birkaç bir şey daha yazsa ya da uyguladığı bir proje varsa, burada çalıştığı bir vaka çalışması varsa onlar yazıyordu. Yani işte onlar mı? Galip Özkan. Benim sorum aslında Zafer Bey size biraz önce kişi tiplerinden bahsederken kişisel, görsel ve dokunsal kişilerden bahsettiniz. Peki bir kişi hem görsel hem işitsel özellikleri, dokunsala geçmez ama hem görsel hem işitsel özellikleri mixed olarak karşılayamaz mı? Ya bunları... Hepimizin her özelliği var. Sabahları kalktığımızda görsel, öğlene doğru işitsel, akşam dokunsal moda geçiriz. Romantik yemekler genelde evlilik tekliflerinin akşam yapılmasının sebebi de odur. Fakat oradaki şey şu, herkesin baskı anında karar verdiği bir şey var. Yani bir otelde girdiği anda ilk önce oradaki dekorasyonu gözünün önüne getiren var. Girdiğinde oradaki çalan müziği dikkat eden var. Girdiğinde oradaki kokuyu hisseden var. İlk ne sizde? Mesela bunu bir iletişim ustası göz hareketlerinden anlayabiliyor.
bir soru soruyor. Mesela ilkokul öğretmeninin 2 kere 2 kaç dediğinde çocuğun tavana bakması ve öğretmen tavanda mı yazıyor demesi. Evet, çocuk görselse tavanda yazıyor. Çünkü görseller geçmişle ilgili bir şey düşündüklerinde sol yukarıya, gelecekle ilgili bir şey düşündüklerinde sağ yukarıya, eşitseller kulak hizasına, dokunsallar da yere bakıyor. Bir sunum yapan kişi bir şeyi hatırlamaya çalıştığında yere bakıyorsa o kişinin dokunsal olduğunu aslında bir göstergesidir. Konuşurken de böyle ayırt edebilirsiniz. Bir de bunun meta program tarafı var ki işte o iki günlük iletişim ısınma bana bunu da vermezler. Ama benim bir kadar şu mesela bakın bir meta programlarda biz 12 tane meta program anlatıyoruz burada. Mesela haz odaklı ve acı odaklılar var. Ben telefonda konuşurken söylemiştim. Siz bir yöneticisiniz, ekibiniz var ve içerisinde siz bu iletişim ustalığı eğitimini almış olarak da biliyorsunuz ki haz ve acı odaklılar var. Siz şunu söylediğinizde eğer bu projeyi satarsak bir maaş ikramiye ve bir haftada tatil dediğimizde haz odaklılar çıldırlar gibi çalışırken bu acı odaklılarla hiçbir işe yaramaz. Acı odaklıyı şunu söylemeniz lazım. Eğer bu projeyi satmazsan önümüzdeki ay maaşını alamıyorsun ve yazın tatili bulunur. Yani onun için o motive eden şey acı. Acıdan kaçıyor. Diğeri hazla motive oluyor. O yüzden bunlar böyle böyle şeyler işte. Çok tatlı. Karakter testlerine başvuruyor musunuz? Mesela ben geçen hafta profesyonel bir yerden bulmuşlardı ve yani extrovert, introvert, işte feeling, thinking bunlar sizin için önemli mi? Bir veri olarak alıyor musunuz? Kesinlikle. Ne kadar gerçek ya da? Şöyle yani kullanılan testin ve onun sahip olduğu modern psikoloji uygulamasının ve soru adedinin derinliğine ve uygulanan algoritmalara göre bunlar değişim gösteriyor. Bizim kullandığımız Berkman diye bir test var. Bu Berkman ve Hogan dünyada kendisini kanıtlamış, 50 milyonun üzerinde deneyimlenmiş, sadece sürekli olarak yapılan 1950 yıllarında inişe edilmiş, yani başlamış. Bugün global bir şirket haline gelmiş. Bunlar mekanizmalar. En ciddi kurumlar bu iki tanesi. Bu ortaya çıkan raporlar aslında bize bir sizin davranış modeliniz. Yani dolayısıyla sizin düşünce sistematiğinizi gösteriyor. Nasıl düşündüğünüzü biz bu rapora bakarak da görüyoruz. Yani sizin düşünce sisteminizin resmini çekiyoruz. Bu düşünce sistemini mülakata koyabilirsiniz. Bu düşünce sistemini liderliğe koyabilirsiniz. Gelişim ihtiyaçlarınız ortaya çıkar ya da nasıl bir liderlik egzersizi yapabileceğiniz ortaya çıkar. Sizin davranış ihtiyaçlarınız, yani yöneticileriniz veya çalışma arkadaşları nasıl size yaklaşırsa siz strese girmezsiniz. Sizi oradan görebiliriz. Dolayısıyla bu çalışma kültürü içerisinde ne kadar rahat hareket edersinizi oradan okuyabiliriz. Buna yönelik olaraktan sorularla bu alanı genişletip derinleştirebiliriz. Yaşamı nasıl idame ettirmek istediğinizi oradan o rapor içerisinde anlıyoruz. Dolayısıyla aslında bu psikometrik değerlendirme testlerini oldukça etkin. Eğer eğitim amaçlı kullanmak istiyorsanız gelişim alanı, bir işe alım aşamasında mülakatta nerede fail edebileceğinizi bize göre de işe yerleştirme noktasında bu düşünce yapısıyla bu çalışma kültürü içerisinde nasıl function edildi gösteren önemli araç ve belgeler. Sevgili hocam, ben Berkman'la ilgili kendi tecrübemi anlatayım. Şimdi Berkman metodolojisi 20 dakikada alınabilen bir test. 270'e yakın soru soruyor. Mesela aşağıdaki mesleklerden birini illa yapmanız gerekse hangini tercih edersiniz diyor. İşte dini görevli, rahip ya da işte elektrik teknisyeni gibi ilginç ilginç meslekler var. Ama oradaki sizin seçiminiz aslında psikolojinizde, arka planlarda bir yerlerde bir şeyler veriyor karşınızdaki kişilere. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu zaman da Amerika'da böyle savaş pilotlarını alıyorlar. Bir sene teorik eğitimden geçiriyorlar. Artık uçağı uçurması bekleniyor. Ama adam uçak uçurmak için yeterli olmadığı ortaya çıkıyor ve bir sene eğitimden sonra geliyorlar. Diyorlar ki biz öyle bir test yapın ki doğru insanları doğru konumda bulun, yapabilelim. Ve Berkman metodolojisi hakikaten sizinle ilgili bu paralı bir alınan test ama 34 sayfalık da bir rapor üretiyorlar. Grafikler var ve Amerika'dan Berkman'la ilgili kişiler geldiler. Türkiye'de bu
raporu yorumlamayla alakalı. Siz okuyacak şeyler anlıyorsunuz ama oradaki grafikler işte bir tarafa doğru gitmiş, işte birim rakamlar işte 1'i 9, 1'i 5, 1'i bilmem ne. Hani bu ne anlama geliyor? Ben buradaki bu grafiğe göre neyim dediğinizde bunun analiz edilmesiyle ilgili Amerika'dan gelen profesyonel kişiler Türkiye'de bir ekibi eğittiler. Can Bey de dolayısıyla o eğitim alanlardan biridir. Benim raporumu yorumlayınca yani ben 20 dakikada şeyi aldım, 2 saate yakın rapor üzerinden konuştuk. Dedim ki kapat dükkanı, bir falcı dükkanı gibi açalım. Hani öyle şeyler anlatıyor ki, öyle sizin derinlerde yapmak, etmek ve mutlu eden şeylerin ne olduğuyla alakalı Berkman metodolojisi öyle kesin şeyler söylüyor ki hayatınızın bir döneminde Berkman metodolojisinden o testi yapıp Can Bey'e yorumlatmanızı şiddetle tavsiye ederim. İyi marketing olur. Superior production service. Yakaladın mı hiç? Ama soruyu da ben sorduğuma göre ben de nemalanırım herhalde. Size %10 indirin. 9.30'a geliyoruz, son soruyu aldım. Evet. O zaman buyurun. Ben şey sormak istiyorum Can Bey'e. Buyurun. Şimdi siz elektronik ARGE dediniz, sonra proje yönetmeye gidiyorsunuz, sonra kariyer kuruluşu oldu. Bunu yaparken, bir işiniz varken de karar verdiniz. Yoksa, yani bunun, şimdi iş başvurusu, CV, işte yöntemle evet. Söylediğiniz ama önemli bir ham maddesi bu kararı alabilmek. Çünkü bir kariyer ortasındaysanız, iş değişikliği yapmak istediğinizi düşünüyorsunuz ama yapmayı bilmiyorsunuz. Evet. Çünkü bu çok zor bir şey. Yani bir iş aramakta da çok çok daha zor. Yer değişikliği yapmak. Evet. Çünkü benim işiniz varsa zaten onun üzerinden geniş şirketler, geniş şeyler arıyorsunuz. Ama eğer kariyer değiştirmek istiyorsanız... Şimdi kendimi anlatırken profesyonel yönetici olarak da ifade ettim ama aslında aktif olarak da genel müdürken sadece Türkiye'de değil, yurt dışında, Filipinler'de iki müdürken çalıştım. Daha sonra Siemens'te bölge direktör olduğum oldu. Bir Tayland, Singapur ve Filipinler içeriyordu. Sonra Orta Avrupa'da satış direktör oldu. Dolayısıyla aslında outsourcing business'in, IT outsourcing business'in içerisinde. Dolayısıyla işim her zaman insan ve insan birlikte değer yaratmaktı. Şimdi dolayısıyla orada ister istemez liderliği de, farklı kültürlerdeki liderliği ve uygulamaları ve yönetimi de seve seve öğreniyorsunuz. Çünkü görevlendirmeyi de biliyorsunuz. Tabii görevlendirmeyi de gayrı icra edersiniz ya da cevapsiniz, sizi icra ederler. Dolayısıyla bu kadar net bir köşeleri. Ben o işleri yaparken falan böyle insanları, yani böyle şey anlatan, hani ekstraordinary tipler vardır ya, böyle sıra dışı insanlar, böyle ekstra sonuç çıkartırlar. Aslında sıradan insanların bile sıra dışı sonuçlar çıkarabileceği, doğru motive edildiği takdirde ne orada gördüm. Dolayısıyla insan konusundaki yani insan ve insan potansiyeline yönelik olarak da ilgim başladı. Aktif olarak da 2012'de çalışma kararı verdim bunun üzerine. Dolayısıyla risk alıyorsunuz. Dolayısıyla bireysel girişimci modeliniz çalışıyor orada da. Bireysel girişimci model içerisinde bir iş fikrinizin olması gerekiyor. Onu destekleyen ürün ve hizmetler, arkasından onu destekleyecek bir satış planı ve sonuç. Şimdi şey yapalım mı? Son bir soruyu Zafer Bey'e soracak. Dokunsallıkla ilgili. Evet. Şimdi dokunsallıkla ilgili benim yaptığım araştırmada bir ilişkiler koçu. Birçok ilişkiler koçu bu konuda söylediği şeyi çok kısaca size paylaşacağım ve görüşünüzü sormak istiyorum. Çünkü sizin açıklamalarınıza çok yakın. Kinesiyoloji diye bir şey var. Dokunma sanatı. Şimdi bazı insanlar dokunulmaktan hoşlanmıyor. Bazı insanlarda da aşırı dokunma alışkanlığı var. Şimdi kinesiyologlara göre eğer sadece görsel ve işitsel kullanırsak iletişimin bir bacağı eksik kalıyor. Dokunmayı doğru şekilde yapmamız lazım. Doğru. Örneğin ilk tanıştığımız zaman en çok erkeklerin bayanlarla tanıştıkları zaman çekindikleri olan aman dokunmayın ayıp olmasın. Halbuki diyorlar ki daha ilk başta touch barrier denen bir şey var. Dokunmayı engeli. Onu aşmanız lazım. Daha tanışır tanışmaz dilini sıktıktan sonra çok hafifçe omzuna dokunun. Daha sonra sohbet devam ederken bir yerde oturuyorsanız bir yerde bir şey söylerken çok hafifçe eline dokunun. Kurduğun yerde dokunun. Efendim, Aldo Ocak'taki konuşmacımızı dinliyorsunuz. Eğer aman ayıp olmasın falan diye bunu yapmazsanız o zaman bir touch barrier oluşuyor. Peki. Ve iletişim
Eksik. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki, ben bu konuyu çok kısaca birkaç cümleyle söyleyeyim. Dokunsalların bir özelliği var. Sevdiklerimi dokunuyorlar, sevdiklerimi asla dokunmuyorlar. Artı, sosyal ortamlarda eğer ben bir erkek olarak yer alıyorsam ve karşımda bayan varsa ilk önce onun elini uzatmasını beklemem gerekiyor. Çünkü hani bu konuda ben inisiyatifi karşı tarafa bırakıyorum. Bu daha konu çok uzar da. Hani, bunu biz bir aile bir çay kahve sohbetinde konuşuyoruz. Çok uzatmak istemiyorum çünkü hafta içi zaten. Şöyle bir şey oldu, Zafer Bey'den sonra Can Bey de dedi ki neden ben de danışmanlık vermiyorum, iki kişiye de ben de dönüyorum. Ooo süper. Dört olamaz mı? Yok, siz yaparız, şey olmasın. Siz seçin. Hatta yani arkadaşlar sessizler, rastgele bakmadan. İlk önce kimi seçiyorsunuz? Kartvizit aldık girişte sadece. Ya da ismini yazabilir, kartvizit yoksa. Ben de yazabilir miyim? Bence atamayanlar hani atmayanlar aslında. Son şans. Hadi son şans. Hocam kulaklık kariyer 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 hepsi konuşuyor networking'in birincisi. Hadi bakalım. Düştü. Başka yardımcımız çıkıyor. Enerji gönderiyorum. Ben çıktım. Kök sağ ol. Kök sağ ol. Çıkan diğerini ses. Evet. Bu arada hemen kısa bir şey söyleyeyim. Zafer Bey de özellikle rica etmiştim. Kendisi kırmadı, gerçekten katıldı. Ben şanslı hissettim. Başka tarafa özellikle çağırmak için gittim. Bir Toastmaster'da tanıştım. Ve özellikle buraya çağırmak için davet etmiştim. Hak etmiştin yani. Şans eseri geldi işte. Bizim ekibimizde konuşmacı bulan kişiydi. Geçen sene bir yıl boyunca sağ olsun Zafer Bey de Göksal buluştuk. O yüzden tam oldu yani. Hadi Göksal bir tane. Göksal bana çevir. Beni Göksal. Altlardan. Aa, çok sağ ol. Kim? Muhammed Serhan Özkan. Muhammed neredesin? Süper. İkinci networking sizsiniz. Bir tane arada şimdi kariyer çektirelim size. Evet, sıcaklarla. Kariyer. Evet, bu çıkan Can Büyük Alkanlığa kariyer sohbeti diye başlayıp evlilik danışmanlığına gider. Bakın metoduyla değişik. Erhan Mülayim. Erhan Bey. Erhan Bey nerede? Çıktı o. Yiyecek bir şey yok yani. Bir daha seçelim. Bir daha. Kağıtlar seçelim. Böyle geldi. Hadi bakalım. Sibel Ünal. Sibel Ünal nerede? Çıktı. Rasip Bey'le biz ayrıca sohbet ederiz. Ben hadi artı pozitif bir şey yapayım. Ben Rasip Bey'in yanına artı bir alayım. Süper, süpersiniz. O zaman Rasip Bey'e gidiyoruz. Bir tane üçüncü gibi.
gibi oluyor yani. Üçüncü gibi oluyor. Rasip Bey, dış ortamlarda tanıştığınız kişilerle ne tür iletişim hataları yapılıyor ile ilgili 6 Ocak'ta konuşmamızı bekleriz. Nuray Albayrak. Bilgilerinizi... Evet, bir tane de siz seçin. Son networking kimi? Kariyeri seçin. Tamam, peki. Can Bey, bir networking kimimiz daha var. Selda Ayıl, vay tam var ya nokta atışı gidiyor. Hakikaten çok istemiştim ben daha davet etmiştim. Zaten görüşeceğiz. Yok, bir tane networking kaldı Selda Ayıl. Aa, evet. Biz seçmiyoruz bak. Kariyerler bitti. Görüşürüz, biz seçmiyoruz. Bir tane networking için çekiyoruz. Tamam. Gülçin Aktaş. Gülçin Aktaş. O da sizle bilgilerinizi Zafer Bey'e. Tamam. Peki telefon numaranızı yazarsanız diğerlerini tanıyorum ben. Siz de Zafer Bey. Şimdi seni tutacağım. Kariyeri arttırabilir miyiz iki tane? Kariyeri de 4 yapamaz. Dilek. Dilek. Kariyeri de 4 yapamaz mıyız? Kariyeri de 4. Bir artı 2 kariyeri olmaz mı? Can Bey. Artı 2. Bir tane daha kariyer. İki tane daha arttırsak. Şimdi topluca yılın son aktivitesinin fotoğrafını çekeceğiz. Aile fotoğrafı her etkinlikten sonra çekiyoruz artık.